Yine arşivleri taradığımda gördüm ki 95-98 yılları arasında o dönemin bir başka ünlü ismi şarkıcısı ve müzik şirketi sahibi Mahsun Kırmızıgül'le birliktesin hatırlıyorum da aslında ama. Bir daha hatırlatalım, o dönemde prestij müzik yılları aranızda bir maddi ilişki de var, bir alışveriş de söz konusu, oldukça da gürültülü bir şekilde ayrılıyorsunuz ve sonra o dönemde haberler çıkıyor, işte senin mafyadan yardım aldığın haberleri çıkıyor, hatta arkadaşın olan Uğur Çakıcı'dan yardım istediğin konusu masaya yatırılıyor. Alaaddin Çakıcı'ya e, bunun e, gittiği ve Alaaddin Çakıcı'nın da sana yardım ettiği söylentiler arasında. Sen de diyorsun ki Alaaddin Çakıcı arkadaşımdır. Prestij müzikle aranda sorunu olduğunu duyunca kendisi devreye girdi. Ben Kadırgalı Aysel'im. işlerimi halletmek için kimseye başvurmam demişsin. Sonra başka, e, bir başka e, devinim. 2004 yılında futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür'le iki yıllık bir evliliğin oluyor. Burada enteresan olan nokta da şu. E, mafya babası e, olarak bilinen Sedat Peker'in bir davetinde e, karşılaşıyorsunuz ve e, orada e, tanışıyorsunuz. Bunu da e, not düşüyor arşivler. Şimdi e, bunu şu sebeple söyledim. Hem Alaaddin Çakıcı özelinde hem Sedat Peker özelinde bu hikayeyi anlatma sebebim de şu. E, Türkiye'de mafyanın en fazla e, görüldüğü dönemde, en etkin, en güçlü olduğu dönemde e, sen de çok büyük bir e, isimdin ve sahnedeydin. Dolayısıyla bu iki güç birbirine ne derece teğet geçti, ne derece entegre oldu bunları e, merak ediyoruz. E, mafya mensuplarıyla acaba senin ben ben bir ilişkin bunu. oldu mu? Nasıl bir ilişkin oldu? Dostluğun oldu mu ya da sürüyor mu? Soru gelsin. Sorunlarını çözmek için hiç mafyadan yardım istedin mi? Hiçbir zaman. Ben hiçbir zaman e, kimseden e, bu şekilde yardım almadım. istemedim, istemem de ki ben bu kişileri mafya olarak adlandırmıyorum. İş insanı olarak görüyorum. Dostluklarım da o yöndedir. Ben bu e, kullanılan tabir hiç hoşuma gitmedi. İki isim içinde, e, bence siz de böyle bahsetmemelisiniz, e, bence idealleri olan, ideolojisi olan iş insanı, iki adam, benim de dostlarım, ikisi de çok iyi dostlarım.